Değerli öğrencilerim, herkese merhaba. Eğitim Vadisi'nin ikinci TYT denemesindeki biyoloji sorularıyla karşınızdayım. İlk olarak ilk sorumuz da arkadaşlar, 15. sorumuz. Biyoloji öğretmeni bir tepkimeye bağlı olarak nişasta ve glikoz moleküllerinin miktarında gelen değişimi göstermiş ve tahtaya çizmiştir. Şimdi arkadaşlar, burada numaralandırılmış öğrencilere cevaplardan hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman bu öğretmenin sınıftaki öğrencilere yönelttiği grafikte değişimi neden olan tepkime nerede gerçekleşebilir sorusuna öğrencilerin aldığı cevap bunlardır. Bu cevaplardan hangileri doğrudur? Otçul hayvanların sindirim kanalı boşluğunda evet, ne olmuş? Nişasta molekülü. O zaman şöyle olmuş arkadaşlar. Nişasta molekülü artı n-1 kadar su ile daha sonra enzimler sayesinde n kadar glikoza parçalandı diyebiliriz. Buraya baktığımız zaman evet, sindirim boşluğunda olabilir mi? Evet, olabilir. Bir doğru. Bitkinin yaprak hücresinde bitkilerde de nişasta sentezi yıkımı olabilir. Ama nişasta molekülü bakteri hücresinde bulunmaz. O zaman üçleri gönderdik. Cevabımız 1 ve 2 oluyor arkadaşlar. 16. soruya baktığımızda mitoz ve meyoz bölünme ile ilgili mitoz ve meyoz bölünme ait bazı tablo verilmiş. Bazı yerleri X yeri yazılmış bir kısmına ve bu X olan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir diyor. Şimdi arkadaşlar, buraya yazılabilecek olan X yerine mitoz ve meyoz da ortak olmasını istiyor bizden. İkisi de ortak. O zaman kardeş kromatiden ayrılması mitoz bölünmede görülür. Telofaz evresi, ana faz evresinde diyelim. Ana faz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyor. Ama meyoz bölünmenin, meyoz ikisinde de kardeş kromatitler, birinci meyoz bir de homolog kromozomlar, meyoz iki de kardeş kromatitler ayrılıyor. O zaman meyoz ve mitoz da ortaktır. Tetrit oluşması mitoz bölünmede yokken mayoz bölünmede vardır. O zaman 2 bizim için doğru değildir. 2 seçeneğini eliyoruz arkadaşlar. Kromozom sayısının yarıya inmesi de sadece mayoz bölünmede görülür. Mitozda yoktur ama mayoz bölünmede olduğu için 3'ü de eliyoruz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana olmuş oldu. Aşağıdaki bir kara ekosistemine ait besin piramidi verilmiştir. Bunlara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur deniliyor. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar, besin piramidinde zehirli madde miktarı 1 gramlık bir zehirli madde miktarı burada 10 gram olabilir. Burada 20 gram olabilir. 20 gram olabilir. Buraya geliyoruz arkadaşlar, atıyorum 40 gramlık bir birikim söz konusu olabiliyor. O zaman şurada 10 gram demiştik. 1 gram, 10 gram, 20 gram. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar, M'deki zehirli madde birikimi L'den fazladır diyor. L'de daha fazla olması gerekiyordu. Daha yüksek olması gerekiyordu. Bir yanlış. Birleri eliyorum arkadaşlar. Biyokütle, toplam toplam biyokütle dediğimiz zaman şuradaki kapladığı alan gibi düşünebiliriz. Toplam biyokütleye baktığımız zaman N büyüktür. Kimden? K'dan. Doğru. Birey sayısı diyor, canlıları türleri arasında birey sayısı. Ne demiş? M, K. Evet, o zaman 2 ve 3 bizim doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. Kerem, mitokondrinin özellikleri 18. sorudayız arkadaşlar. Mitokondrinin özellikleri yazılmış. Kerem, hazırladığı çalışma kartlarının hangisinin kloroplast içinde geçerli olduğu kullanılabilir diye bir soru sorulmuş. Evet, mitokondri ve kloroplast da ikisi de çift zarlıdır. O zaman bunu hem kloroplastta hem mitokondride kullanabilirim. O2 gazı üretmesi mitokondri O2 gazını tüketir, kloroplast ise üretir. O zaman bu tüketme diyor ama bu sadece mitokondriye aittir. Kloroplastta böyle bir şey olmaz. ATP üretilmesi ve tüketilmesi hem mitokondride hem de kloroplastta olabilir. Doğru. DNA, RNA ve ribozom taşıması da mitokondri ve kloroplastta ortaktır.
O zaman 1, 3, 1, 1, 2 demiştik. Cevabımız denizde olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kesinlikle aynıdır diyor. Kim? Familyaları aynı olan iki canlı. Türkiye Cumhuriyeti A milli takımı sahada şut attı. O zaman şurası neymiş? Tür. Burası da ne oldu arkadaşlar? Alem oldu. Şimdi kesinlikle aynıdır diyor. Familyalar nerede? Aile, familya. X ve Y canlısı olsun. Aynı ise buradan çizgiyi çektik. Buradan sonrası yukarısı kesinlikle aynıdır. Cins aynı da olabilir, farklı da olabilir. O zaman cinsi eledim. İki numaralı ikileri eliyorum. İkileri eledim. Tür zaten iki farklı familyaları aynı olan iki canlının diyor. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Kesinlik yoktur. Dördü de eliyorum arkadaşlar. Takım, aile, takım, sınıf, şube, alem hepsi aynıdır. Kesin mi? Kesinlikle. Soy ağacında renk 20. soruya geldiğimizde arkadaşlar soy ağacında renk körü bireyler taralı olarak göstermiştir. O zaman renk körü bireylere x üzeri küçük r, y, x üzeri küçük r, y dedik. Bireylerden hangileri kesinlikle taşıyıcıdır diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman bu erkek çocuk y'yi babadan alıyor. X üzeri küçük r'yi anneden alıyor. Anne koyu renkli gösterilmediği için sağlıklı büyük r oldu. O zaman baba da sağlıklı olduğu için x üzeri büyük R oldu. Geliyoruz bu erkek çocuk, bu baba erkek çocuğuna Y'yi verir, kız çocuğuna x üzeri küçük R'yi verir. Sağlıklı olduğu için de x üzeri büyük R'dir. X üzeri büyük R'dir. O zaman ne oldu arkadaşlar? X üzeri büyük R, 3 ve 4 bizim için taşıyıcı mı? Kesinlikle taşıyıcı. 3, 3, 4, şurası oldu. 3, 4. 3-4. Geliyoruz 3 numaralı bireye. 3 numaralı birey bir tanesini anneden, bir tanesini de babadan alacak. Ama zaten erkekler X ya hasta olur ya da sağlıklı olacak. X üzeri büyük R'ye sağlıklı olduğu için, koyu olmadığı için. Ama bu küçük çekinik olan gen X üzeri küçük R bir numaralı bireyden gelmiştir. O yüzden de. Ama bu birey X üzeri büyük R de olabilir. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R de olabilir. Bunda 2 de kesinlik yoktur. Ama 1 de taşıyıcı olduğu için cevabımız denizde oluyor. Teşekkür ederim. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar.